Yazar Mustafa Çevik bizimle, Çöldeki Bozkurt kitabının e, yazarı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın. Ben de dün aldım elime kitabı. Dün akşam aldım ve hakikaten okurken az evvel size de söyledim ya. Öyle tasvirler, öyle güzel betimlemeler var ki. Gözünüzde canlanıyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Çok kıymetli. 1911-1912 yılları arasında tam da İtalyanların Trablusgarp'a evet. çıkarma yaptığı yıllar. Osmanlı İmparatorluğu'nun çok e, zor durumda olduğu yıllar olması Hasebi'yle de önemli. Bir de bir çölde geçiyor. Libya, değil mi bugünkü Libya? Yani, Libya tabii arazinin çoğunluğu çöl, bu yüzden aslında avantajına da oluyor bizimkilerin. Çünkü İtalyanlar sadece sahil şehirlerine çıkartma yapabiliyorlar, ama Mustafa Kemal ve genç subaylarımızın yaptıkları çalışmalar, oradaki yerel halkı örgütlemeleri sonucu oluşturdukları yerel birliklerle. Bir yıl boyunca İtalyanları sahilden içerilere doğru e, sokmamayı başarıyorlar. Çölü bir avantaj gibi de kullanıyorlar çünkü coğrafyanın sahibiyseniz ve kendi coğrafyanızı iyi biliyorsanız onun onu da bir silah olarak kullanabilirsiniz. Kesinlikle. Bir de satır aralarında tabii o anılar okunurken özellikle dikkatimi çeken detaylardan biriydi. İşte Gazi Mustafa Kemal Atatürk böyle bir işte bacağında ufak bir acı oluyor zannediyorum. Akrep mi soktu duralım diyorlar ama durmayalım devam edelim o diyor. Çünkü şöyle hemen yani yaralanmasıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün kanının ilk döküldüğü yer bir savaş hmm. esnasında. Çünkü gözlüğü, gözünden yaralanıyor. Uçaktan atılan bir... Ee, bomba yüzünden, tabii şarap ne değil ama bir toprak parçası. Ee, buna rağmen gözünü kaybetme tehlikesine rağmen mücadeleyi bırakmıyor. Zaten yani bu roman tarihsel bir kurgu. Evet, ee, tabii ki kurmacayla zenginleştirildi ama asıl olan orada e, düşünün Osmanlı İmparatorluğu maaşların ancak dörtte birini ödeyebiliyor. Mustafa Kemal bir yüzbaşı İstanbul'da. Kuru fasulyeyi bile veresiye yedikleri bir zamanda. Vatanın en uzak parçası tehlikeye içindeyken her şey bitiyor, her şey duruyor. Sadece tek düşünce o vatana gitmek ve savunmak. Bu yüzden hani gündem sıcak gündemle de ilgili bir vatan nasıl sevilir ve bir vatan nasıl savunulur? O ruhu ki o ruh herkese gerekli olan, unutulmaması gerekli olandır. o ruhu biz görüyoruz. Zaten bu, bu romanın asıl anlatmak istediği de şu sadece savaşmak, sadece savaştaki dehası hı hı. E, değil, insan hikayesi. Hani sadece vatanı, e, vatan topraklarını kurtarmak için de değil. Çünkü vatanınız tehlikeye e, düştüğünde veya düşman vatanınızı ele geçirdiğinde siz sadece topraklarınızı kaybetmiyorsunuz, bütün hayatınızı kaybediyorsunuz. Ve Mustafa Kemal e, sadece vatanı değil, vatanın üzerinde yaşayan halkın, milletin o elinden alınan, yok olunan hayatlarını geri vermek istiyor. Ve bu uğurda kendi canını hiçe sayıyor. Kendi canının hiçbir önemi, hiçbir değeri yok. Orada çok böyle insanlarla duygusal kurduğu bağ, çölle kurduğu duygusal bağ, onu onların hepsini oraya bağlayan bir bağ düşünün. paytahta hani İmparatorluğun en uzak noktası ve barış içinde çünkü asker gönderemiyor Osmanlı İmparatorluğu e, donanması yok Akdeniz'e İtalyanlar hakim bırakalım düşüncesi hakimken sadece bir avuç gönüllü hayır e, gizlice e, Trablusgarp'a koşup oradaki yerel halka yerel halkı örgütlemek e, yetmiyor onlara o vatanseverlik duygusunu ruhunu aşılamayı başarıyorlar ve silahları yok silahları Küçük çaplı harekatlarla düşmandan elde ettikleri silahlarla o yerel halktan bir ordu e, yaratıp İtalyanları orada bırakıyorlar. Maalesef ki eğer e, Balkan Savaşları çıkmasaydı İtalyanları çok büyük bir ihtimalle söküp atacaklardı. Balkan Savaşları başlayınca ilk Mustafa Kemal çünkü Selanik annesi orada Selanik'in e, Elden gittiğini öğrendiğinde yıkılıyor tabii ki ve e, geri dönmek zorunda kalıyor. Bu Hı. Orada hatta şöyle bir lafı var. Burada kolumuzu kesiyorlar ama orada kalbimize e, saldırıyorlar diyerek geri dönmek zorunda kalıyor. Osmanlı İmparatorluğu da Uşi Anlaşması'yla bu bugünkü Libya'yı İtalyanlara bırakıyor. Evet ya siz anlatırken duygulanıyor insan çünkü hakikaten o e, milliyetçi duygu hepimize işlemiş o, ve o, çocuklarımıza o, o da işletmeye şunu, O şunu çalışıyor. gösteriyor hani şimdi kahraman e, birçok kahraman e, çıkabilir. Bizim tarihimiz boyunca birçok kahraman çıkardık biz. ya Mustafa Kemal'in e, düşünün 27 e, yaşında ilk gidişi bu, e, 1911'de de 30 yaşında bir kurmay yüzbaşı şunu görüyoruz. Alelade bir kahramanlık değil. Hatta günümüzde artık düşünmemiz gereken şu. Mustafa Kemal tarihi bir kişilik olmanın artık ötesindedir, ötesine geçmiştir. Öyle düşünmelidir. O bir destan kahramanı, o bir destan karakteri. O özel yaratılmış bir insan. Ben hep Allah'ın bir lütfu bu millete e, diye bakıyorum. Çünkü onda bütün tarihimiz boyunca e, karşımıza çıkan bütün kahramanların, bütün destan karakterlerinin e, sahip olduğu özelliklerin tamamını onda görüyoruz. E, bu, bu insanlar e, evet tabii ki yetişiyorlar, tabii ki eğitimleri var ama e, bence kahraman olunmuyor. Kahraman doğuluyor. E, bunun en güzel örneklerinden birisi de Mustafa Kemal. Hele hele e, e, ...görüyoruz bugün gündemini sıcak. İşte, evet tam onu oraya bağlamak istiyorum. Çünkü 10 senede Ukrayna'da yaşadığınızı e, öğrendim. E, evet orası benim için çok önemli. Çok o, sevdiğim dostlarım var orada. E, Allah yardımcıları olsun. Amin. Ama işte bir vatan nasıl savunulur ve bir, mat, bir vatan nasıl sevilir... ...her eve lazım bir Mustafa kesinlikle, Kemal. Kesinlikle, kesinlikle. Peki... E, Oradaki insanlar işte şu an çok zordalar ve onlar da sene olmuş 2022 bugün evet. vatan toprağını savunmak Ama durumundalar. Evet sadece vatan toprağını değil bütün hayatlarını, bütün Tabii. hayatları alt üst olacak. Yani sadece orada bir toprak parçasını kaybetmiyorsun. O toprak parçasının üzerinde yaşayan insanların e, özgürlüğü elden gidiyor. O insanların ekmişti atasının, dedesinin e, mezarları var orada ben işte, Kırımlı arkadaşlarım evet hı hı. babasının annesinin mezarına gidememiği için ağlayan insanlar var. İşte ya Mustafa Kemal de işte Trablusgarp'ta diyor ki size e, kaybettiğiniz hayatınızı geri vermek isterdim ve bu uğurda ne gerekiyorsa e, yapardım ki yapıyor da canını zaten hiçe sayarak ortaya koyarak. Evet çok teşekkür ediyoruz ben yazar teşekkür Mustafa Çevik iyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Biz de diğer gelişmelerle devam edelim.